Kasvetli mağaraya gönderelim. Rasathaneye mi gönderelim? Rasathane kasvetli. Kasvetli mağara. Rasathaneye gitsinler ya. Rasathaneye. 33 tane evsiz var. Nasıl 33 tane evsiz oluyor? Ben ev diktim oğlum onlara. Nasıl 33 evsiz var lan? What? Çalışıyor diyor. Halk 10'da 0. 10'da 0, 10'da 0 dolmamış ki. Sakin yok. Buralar yaşanılabilir durumda mı değil? Serin. Soğuktan mı acaba bunlar? Buhar merkezi yapsak bir tane şöyle. Şuraya. Ya da dur ya, buhar merkezine gerek yok. Şunun upgrade olduktan sonra buhar seviyesini 2... yok. Menzil ayarı 2'de zaten. Buhar merkezini buraya sike sike koyacağız. Şuraya da bir tane daha ev koyacağız hatta. Okey. Yol bağlı ya. Yol bağlı olmasa üstünde şey oluyor. İşaret oluyor. Jeneratör de geliştirmesi güçlendi diyor. Okey. Buhar seviyesi 2. Size yeni araştırma ekleyelim. Kaynaklar. Duvar sondajı ne işe yarıyordu? Duvar sondajı diyor ki kraterimizin duvarlarını deler ve buzun içinde kalmış ağaçları çıkarır. Yani şu an için buna ihtiyacımız yok zaten. Buhar çekirdeğim yok ona. Şunu yapacağım şimdilik. Şu odun kömürü fırını. Odunumuzu kömür yapmayalım. Kömürümüz yeteri kadar var şu anda. Barakayı upgrade edelim. Tamam, evsiz yok zaten bak şu. Evsiz yok, hepsi yerleşti. Şu buhar makinesini boşa kuruyorum şu anda ama zaten burası serin. Burada çok hasta olacakları için buhar makinesini gene de kuralım. Isıtsın orası. Buhar seviyesi 2'de abi. Şu da 24 saat değil de... Ya da 24 saat mi çalışsın ya? Günlük kaç şey yiyorsun sen? Günlük kaç kömür yiyor bu? Bu kömür yemiyor mu beyler ya? Tüketim. Buhar merkezi. Saatte 6 kömür yiyor oğlum. Saatte 6 tane kömür yiyor. Yani aslında şunu kapatsam bakayım. Ha, şunu kapattım, hiçbir sıkıntı yok. Şunu da kapattım. Hiçbir sıkıntı yok. Arcana, known only to me. Zaten ortadaki jeneratör buraya kadar şey yapıyor. Bunu kapatırsak sıkıntı. Şu 4 tanesini yapıştırsın buraya. Güzel. Böyle iyi. Şimdi iyi oldu. Şuradaki kömür madenine de 12 tane 10 tane işçi yapıştıralım. Have no ammo 9. ayını basmış. 9 ay olmuş. C-in C-hey demiş. Eyvallah abi, hoş geldin, sefalar getirdin. Teşekkürler. Ellerine sağlık, çikolatam benim. Çok teşekkürler Have no ammo. Eyvallah abi, hoş geldin, sefalar getirdin. Teşekkürler ballı turtam. Tamam. Tamam, çikolata. 21 tane bebe boşta duruyor abi. Bir seramız olsa aslında 10 tanesini oraya versek. Ben var ya, bir kanun imzalayıp çocukları da işçi olarak kullanabilirim bu arada ya. Çok net yani. Ne düşünüyorsunuz bu konuda chat? İzciler ulaştı. Ha, tamam. Keşfet. Aha, atamotom. Şehre gönder abi, atamotomu bulduk. Güzel. Atamotomu bulduk. Şurada bir bilgi, info. Umudu düşürdü. Gene. Umuna koyayım. Umutlarımız her seferinde tükeniyor. Buradan büyük konvoy hava istasyonu. Siz şuraya gidin.
Şunlarına 1 saat 22 dakikası kaldı gitmeye. Güzel. Yeni bir geliştirme koyacağız. Barakalar oldu. Seraya çekirdeğimiz yok. Çizim makinelere. Şu çizim makinelerine çizim makinelerini alalım ya. Upgrade olsun. Yeni bir kanun yayınlayacağız. Çocukları okula yolla diyor ya. Ne okulu oğlum ya? Şimdi baraka geliştirildi ya. Şu dışarıdaki evleri barakaya çevireceğiz. Ranzalı eve. Şuradaki şeye ihtiyacımız kalmayacak. Bok suratlı var ya şu. Buhar merkezi. İhtiyacımız kalmayacak. Onu da kapatacağız. Oradan da kömür tasarrufu. Tertemiz. Şunlar da gitti. Rasathane. Siz şuraya geliyorsunuz abi. Büyük konvoya. Kaç günde giderler? 2 gün 3 saat diyor. 2 gün oraya gitmelerini bekleyeceğiz onların. Hadi bakalım. Mıçkı evinden daha 800 odun gelecek. Burası gayet iyi. Odun için yeterli. Daha burada da çok odunumuz var. Bir odun problemi yaşayacağımızı düşünmüyorum bir süre daha. Hiç sıkıntı yok. Burada da odunumuz var. Gayet iyi durumda. Hiçbiri gitmedi modların. Make a point. Hakkımız vardı bir tane, onu koyduk. Şu an için durumumuz gayet iyi ya. Şu evi de geliştireceğim baraka olarak. Ranzalı ev. Aynen. Sonra şuradaki jeneratörü kapatacağız. Kömürden tasarruf tertemiz. Çeliğe 24 saat gelir değil mi? Vallahi bence de gelir ya. Bence de çeliğe bir 24 saat yapıştırırız ya. Buna da bir 24 saat gelir bence ya. 24'er saat bir çelik. Tertemiz. Düşünsenize beyler, burada çalışan 10'ar kişi ölüyormuş amına koyayım. Otomatomun gelmesine de bir gün var. Bu gelsin. Zaten otomatom geldikten sonra beyler ne yapacağız biliyor musunuz? Otomatomu buraya koyacağım. Muhtemel olarak şuraya koyacağım abi. Bir tane kömür madeninde flo çalışacak. Oradaki 10 işçi boşa çıkacak. Çizim makineleri araştırıldı diyor. Toplama noktası yalıtımı. Toplama noktaları daha sıcak olacak. Artı bir ısı seviyesi diyor. Toplama noktaları daha. Toplama noktam yok ki. İhtiyacım yok. Buharlı hidrolik kömür çıkarıcı diyor. Yer altındaki kömür yataklarına basınçlı buhar pompalayarak değerli kaynağı yüzeye yükseltir. Böylece standart bir iş gününde 1120 kadar kömür çıkarır. Kanka bu biz toplayamadıktan sonra sen istersen günlük 10.000 tane çıkar. Kömür madenciliği optimizasyonu. Kömür madenleri, buharlı kömür madenleri ve gelişmiş kömür madenleri %10 daha verimli olacak diyor. İstemiyorum seni. Buharlı bıçkı evi. Buharlı bıçkı evi kurmanızı sağlar diyor. Donmuş ağaçları daha çabuk işlemden geçirir ve sıradan bir iş gününde 120 kadar odun üretir diyor. Bak bu güzel. Buharlı çelik fabrikası. Derin yataklardan demir çıkarmak için buhar gücü kullanır ve daha hızlı işlem yaparak sıradan bir iş gününde 70'e kadar çelik elde eder. Aa bak bu better. Bize şu an çelik lazım. Odundan daha çok çelik. Çelik daha önemli şu an. Çeliğimiz daha az çünkü. Ha, yemekhanenin şeyini düşürelim abi bu arada. Mesai saatlerini. Güzel. Şunu kapatırsak, şunu kapatsak bile ne? Şu an ranzalı ev olduğu için ya üşüyorlar. Bunu geri açacağız. Serin olmaz.
Yapacak bir şey yok çünkü soğuk günler şu an. Eksi 40'tayız abi. Eksi 40 olduğu için mecbur çalıştırıyoruz. Eksi... Huzursuzluk niye arttı? Bok mu var? İki insan niye öldü mesela? Sizin ben ananızı sikeyim. Şuradakiler öldü değil mi? Ya sanki kafalarına kürekle vuruyoruz orospu çocuklarının. Yemin ederim var ya. Allah'ım sen sabır selamet ver ya. Şimdi 8 saat sonra kanun kitabını bir daha imzalayacağız. Bakalım ne olacak. Kanun kitabına bu sefer şey dövüş arenasını koyacağım abi muhtemelen. Dövüştüreceğim piçlere. Beraber kavga etsinler. Aa bir insanımız daha öldü lan. Nerede öldü? Aa bu sefer de burada öldü. Allah kahretsin. Allah sizi kahretsin. Yeteneksiz piçler size. Yeteneksiz. Yeteneksiz. Yeteneksizsiniz. Bir insanımız daha ölür mü gece? İzciler hava istasyonuna ulaştılar. Keşfet abi. Korkunç hava tahminleri diyor. Aha buhar çekirdeği buldular. Bilim insanlarının notlarını bulduk. Büyük soğuğun ne kadar kötüye gideceğini öngörmüşler. Daha da kötüsü gözlemler aylar önce ansızın kesilmiş. Ayrıca yiyecek kutusunu geçtim. Kilerde bir ekmek kırıntısı bile kalmamış. Temelli gitmiş oldukları aşikar diyor. Kuş yuvası kömür madeni. Kaynakları al abi. Okey. Buradan büyük konvoy kış yuvası kömür madeni. Buradan kış yuvasına gidin siz bakayım. Ne varmış orada? Terk edilmiş üs diyor. Yakında cevaplara ulaşacağız mı? Umut az düşsün lütfen. Ha az düştü. İyi. Yeni bir kanun yayınlamamıza da az kaldı bu arada beyler. Azıcık sonra yeni kanunları yayınlayabileceğiz. Şurada atölyede çalışanlar birazcık hasta olabilirler. Çelik fabrikası 3 lira donut atmış. Bir UFO kurda ısınak yiyeyim. Bir UFO kurda ısınak yeneyim. Bir UFO kurda ısınak yiyenim. Abi UFO mufo yok ya. Çalışsın köpekler amına koyayım. Ne UFO'su? UFO yok. Bunlara UFO mufo yok. Bak şu bacanın yanında dursalar Allah belamı versin üşüme ihtimalleri yok. Ama mallar amına koyayım. Mal. Şöyle bir baca yanıyor burada. Öyle bir ateş var hala üşüyorlar. Böyle bir şey var mı ya? Dövüş arenası. Listen everyone. ...24 saat çalışıyorlar. Çalışın amına koyayım. Şimdi dövüş arenası kuracağız. Evlerin çoğunluklu olduğu bir yerde kurmamız gerekiyor. Hastalar var. Buradaki sadece 5 evi kapsıyor. Şöyle yapsak... ...şuradaki bir evi yıkalım beyler. Ne diyorsunuz? Bir aileyi evsiz bırakalım mı? Ha? Ha bunlar işe gidiyor zaten. Şu amına koduklarımın evini barkını yıkalım. Bak şunlar çalış. Şurası işe gidiyor komple. Bak şurayı yıkalım. Zaten bunlar dönene kadar ben yenisini yapmış olurum şuraya onlara. Hiç de bir sıkıntı olmaz. Bak hem de ranzalı ev. Sizi attan indirip eşeğe bindirmiyorum. Sizi eşekten indirip ata bindiriyorum. Ama biraz daha soğuk bir yere ama daha rahat bir eve. Ranzalı bir eve. Yani öyle düşünebilirsiniz. Çünkü oraya dövüş arenası kuracağım. Yaptık olacak.
Bu şehirden gelen ve isyan çıkartan pezevenge karşı bir bu sefer abi dini seçmeyeceğiz. Bu sefer ne yapacağız biliyor musun? Bu sefer din yerine moruk disiplini seçeceğiz. Disiplinle bu sefer şehri yönetmeyi deneyeceğiz. Daha iyi olacağına eminim. Abi siktir ya. Ulan ucundan şurası yemiyor moruk. Bundan sonra dikeceğim evleri de şöyle. Çok yanlış. Çok yanlış. Şunu bir iptal et. 2. Şöyle ranzalı ev. 1. Ay, boşuna iptal ettik bu arada biliyorsunuz değil mi? Şuraya da bir ranzalı ev. Şuraya bir buhar merkezi, iki evi ısıtacak büyüklükte. Dövüş arenası inşa edildi diyor. Umudumuz arttı, huzur kendi biraz düştü. Çok güzel abi. Centro. Çiğ köftemi aldım geldim. Güzel bir gece olsun çerisim. Allah isyansız günler göstersin. Abi çok. İdam gelsin, isyan çıkaranları as gitsin. Bir daha bak çıkarabiliyorlar mı? Kolay gele Aynen gülümseyen abi, surat. diktatörlüğü ilan edeceğiz bu sefer ya. Öyle dinleminle işimiz yok. Bu sefer direkt diktatörlük abi. Direkt diktatörlüğü yapacağız. Teşekkür ederim abi. Eyvallah donate'in için. Afiyet olsun. Şu karakol binasını inşa edelim. Bir yandan. Çok teşekkür ederim Centro. Sağ olasın bro. İsyan çıkaranın kafasını keseceğiz. Yok edeceğim onları. Şunu bir kapatalım. Şuradakiler üşüyor ya. Şuradakiler üşüyor. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Şu an için iyi durumdayız. Kömür ufaktan evet GG oluyor. Farkındayım. Kömür ufaktan GG, şu buhar seviyesini 1'e indirelim. Huzursuzluk arttı. Tuh amına koyayım. Kömür ufaktan azalmaya başladı. Tamam, şura kapalı. 1'e çektiğimizde olmuyor abi. Çünkü yetmiyor bir. 2'de durmak zorunda. O yüzden ne yapıyoruz beyler biliyor musunuz? Bir sonraki upgrade'imizde odunumuzu kömüre çevirme yolunda ilerliyoruz hızlı adımlarla. Başka çaremiz yok. İşçimiz var mı? 17 tane mühendisimiz var. Şuraya da yavaştan bir yol çekeyim ben. Şuradaki odunları da halletmeye başlayayım abi. Şuraya da bir bıçkı evi. Aynen şuraya bir bıçkı evi koyalım. 10 mühendis burada çalıştırırız. Okay. Bu ne? Bıçkı evi. Çalışmıyor. Çalışmaz tabi amına koyayım. Dur bakayım. Önce bıçkı evini şöyle yerleştirelim. Okey. Şöyle şuralara bıçkı evleri, biraz odun üretip odunları kömüre çevirme yolunda ilerleyeceğiz beyler. Başka çaremiz yok gibi şu anda. Aynen öyle olacak. Yemek konusunda bir sıkıntı yok. Karakol binası araştırıldı diyor. Şunu araştıracağız. Buhar nerede o?
odun kömürü fırını. Şunu araştırıp bunu dikeceğiz. Orada odunu kömüre çevirecekler beyler. O sayede odunumuz eksilip kömürümüz artacak. Oradan birazcık kömür kazanacağız. İzcilerimiz gelmek üzere. Keşfet abi. Kış yuvasının çöküşü diyor. Harap olmuş şehrin sokakları çok sayıda cesetle dolu. Şehir kayıtları yiyecek kıtlığı çekildiği ve vatandaşların umudunu kaybettiğini gösteriyor. Bu da ağız kavgalarına, isyanlara ve anarşiye sebep olmuş. Azalan kaynaklar ve olası açlık yüzünden savaşılma... Abi şunların devamı olsa keşke ya. Bir başımızayız. Aha iki tane buhar çekirdeği verdi lan. Yalnızız, umut azalır. Ha, yarra yediğimiz kısma geldik, evet. Evet, yarra yediğimiz kısma geldik arkadaşlar. Merhabalar, hepinize selamlar. Karşınızda Çeriz ve kırmızı burunlu orospu çocuğu geldi. Umudumuzu gene bitirdi. Sizin ananızı sik. Kış yuvası düştü diyor. Onlara bir amaç vermeliyim. Düzen ve disiplin. Amaç. Mahalle gözcüleri. İmzala. İki gözcü kulesi inşa et ve adam yerleştir. Yerleştireceğim. Önceliğimiz kış yuvası değil, kömür madeni değil, kar uçurumu değil. Önceliğimiz kömür madeni. Gidin abi. İnsanlar, çadır, ranzalı ev, sağlık, bakım evi, yemekhane, kaynaklar. Nerede abi şey? Hidrolik kömür çıkarıcı, buharlı çelik fabrikası kurmamız lazım bu arada. Karakol binası. Onunu sikiyim. Bu ne lan? Bunu nereye yerleştireceğiz? Hah şuraya. İki tane yerleştir dedi değil mi? Okey. Umudumuzu arttırmaya çalışacağız şimdi. Peki kaç tane asker çalışıyor içinde acaba? İkna olmamış gitme isteği diyor. Sakin ol brom. Sakin ol, ölmeyeceğiz. Ben sizi burada halledeceğim. Ben sizi burada ikna edeceğim. Rahat ol. Ben sizi burada ikna edeceğim. Bu arada çelik fabrikalarını geliştirmemiz lazım. Oğlum yanlış yaptık lan. Karakol binası iki tane değil, bir tane amına koyayım. Dur sakin ol. Karakol binasını bir tane dikeceğiz. Gözcü kulesi dikeceğiz biz. XD. Yanlış yapıyorduk Aska. Gözcü kulelerini şehre mi diksem acaba? Ne diyorsunuz? Evleri görmesi lazım. O zaman bir tanesini şuraya dikelim. Bir tanesini de şuraya dikelim abi. Bir saniye beyler. Dur.
Devam edelim beyler. Şurasını iptal etmiştik. Şuraya kadar yolu tekrardan sökelim. Şu gözcü kulelere umarım işe yarar ve umudumuzu tekrardan arttırır abi. Hani başka bir şey demiyorum. Umudumuzu tekrardan arttırmak istiyorum çünkü. Şu bıçkı evine 10 tane ırgat yerleştireceğiz. 10 ırgatımız var zaten. Bu arada ırgatları şimdilik mühendislerden koyacağım. Çünkü şuralara normal işçi lazım olur muhtemelen. Aynen, normal işçi koyacağız şuralara. Selam yakışıklı, bu kadar soğuklarda ısınmak için yakınlaşabiliriz göz kırpan surat. Abi şöyle donetler atmayın. Bak sonra Gizmo'nun valla aklı kalıyor. Yayından sonra bana soruyor ya. Gerçek mi falan diye. Yapmayın amına koyayım. Teşekkür ederim donetin için. Eyvallah. Eyvallah. Söz verdiğin gibi şehirde düzeni sağlamak için gözcü kuleleri inşa edip adam yerleştirdin. Umut artar diyor. Birazcık umut arttı. Güzel. Londralıların şehri bölmesine izin verme. Bunu yapma, hani ne yapabilirim şehri bölmelerine izin vermemek için? Beyler. 14 günüm var. Nasıl izin vermeyeceğim? Londralıların şehri bölmesine izin verme diyor mesela. Ne yapacağım mesela? Adamları as idam mı? Öyle bir şey mi var? Beyler. Gerçekten öyle bir şey var mı lan? Oğlum öyle bir şey varsa süper lan. Ne? 21 saat kalması ne? Düşük kömür. Aa, kömür. Oğlum. Size var ya 24'er saat kitlerim ben bu arada. Ha. Kömürümüz bitecek moruk. Üşüyün abi, sikimde değil. Kömür bitecek. Ya şu otomaton bir an önce gelsin, kömür madenine otomatomu koymam lazım. Acil yani. Şurada da bir tane kömür deposu var. Buraya da hemen açmamız lazım. Buhar çekirdekleri geliyordu. İzciler de gelsin. Şu 3 tane buhar çekirdeği getirecek. Tamam mı? O buhar çekirdeklerinin şimdi bak bir tane bizde hiç yok. 3 tanesinin 2 tanesini buraya kömür deposuna kullanacağız. Bir tane daha ekstradan buhar çekirdeğimiz kalacak. Onu ne yaparız bilmiyorum. Londonlular takipçi kazanıyor. Düşük umut sebebiyle daha çok insan Londra'ya gitmek istiyor. Abi umudu arttırmak için ne yapabilirim ki? Yani umut nasıl artar? Ah, otomatom geldi. Bu gelince biraz umut artabilir ya. Gözetleme kulesi kur, dene. Abi ona işçi lazım. İşçim yok ki o kadar benim ya. Şimdi otomatom geldi efendim canım. Şuradaki işçileri çıkar abi. Şuraya otomatomu kur abi. Otomatom şuradan çalışmaya başlasın. Biz bu bağırma, sakin ol. Tamam. Tamam. Sakin ol. Şeyi kuracaktım ben. Bir saniye. Şu nerede o? Kaynak deposu değil. Hidrolik kömür çıkarıcı da değil. Şu gelişmedi mi hala ya?
Bu neymiş amına koyayım? Hala gelişmemiş lan. Yeni bir karakol ekibi. Dur, yeni bir karakol ekibi kuramam şu an. Dövüş kulübü falan mı? Abi dövüş kulübümüz var aslında bir tane ama ne bileyim, bir tane yetmiyor mu? Şurada bir tane var bak mesela şurada. Akşam saat 9'da geliyor. Şey, akşam saat 19'da açılıyor. 9 demişim. 7'de başlıyor. Biraz aşırı yüklenme yapıp kömürü biraz şey yapabilirim ya beyler. Biraz kömüre yüklenip umudu arttırmak istiyorum. Huzursuzluğu düşürmek istiyorum. Arttırırsa tabi. Kurdum bekliyor. Harita üzerinde ağaç olan yer, oraya gönder onları. Düzenli ağaç getiriyorlar. Tamam, onu biliyorum ya. Şunu yapacağız. Aa, kurduk mu lan? Hay amına koyayım, kurmuşuz. Şuraya yollayalım, Amerikan kampına. Ne olacak bakalım. İnanılmaz. Ah, odun kömürü araştırıldı diyor. Odun kömürü fırını. Şu. Odun kömürü fırını işçi çalışacak burada. Odun kömürü fırınında işçi çalışacak. Şuraya koyalım. Oraya çocuk işçi çalıştıramam orada ama 7 tane mühendisim var. Şuraya yeni bir araştırma ekleyelim. Odun kömürü fırını diyor ki, odun kömürü fırını %33 daha fazla kömür üretir. Önceliğim şu kömür sorununu çözmek olsun biraz ya. Beyler. Yeni bir kanun yazmamız lazım. 19 saat var. Yazacağımız kanun böyle umut arttırıcı bir şey olması lazım. Ölümlerden kaynaklı umut kaybı yarılandı diyor. Ha, cenaze törenini yapabiliriz. Tamam, umudumuzu arttırır. Duello kanunu. Duello huzursuzluğu biraz azaltır diyor. Bar. Umut biraz... Hah, bar. Barı imzalayalım beyler. Yeni bir kanunda bar imzalayalım, tamam mı? Adaptasyon. Adaptasyonda... Şu amaçtaki şeyleri, sabah toplantısı. Her sabah toplantısı umudu biraz arttırır diyor. Tamam abi, bunu yapacağız o zaman. Lele hoş geldin kankacım. Nasılsın, iyi misin? Yeni bir kanun. Abi ben bu sabah toplantısını yapacağım. Ben bu sabah toplantısını yapacağım. Şey gibi beyler, hani kilisede vaaz verdiriyorduk, umut artıyordu ya. Bunda da sabah toplantısı yapacağız. Umut artacak işte, anladınız mı? Bu şekilde düşünün. İdamı nasıl yapacağız Centro? Alo, ben bilmiyorum idam nasıl yapılıyor abi. Kanun kitabının yanında yüzdelik bir şey var. Şu gelişiyor abi, teknoloji gelişiyor. Teknolojiyi geliştiriyoruz. Şuradan şu buhar çekirdekleri gelsin abi, şey kuracağız hemen. Bu arada buharlı çelik fabrikalarını şöyle kursak aslında güzel olabilir ya. Şöyle üst üste koyalım. Şunlar upgrade olsun, daha çok çelik gelsin. Kanun imzalamak için 17 saatimiz var beyler. Ne oldu? Mahalle gözcüleri anlık müdahale. Efendim, bir çocuk jeneratöre tırmanırken kayıp düşmüş. Yakınlarda devreye gezen bir mahalle gözcüsü çocuğu yakalamış. Daha sonra çocuğu annesinin yanına götürmüş ve onlarla biraz sohbet etmiş. Bir komşu, eğer bekçilerimiz olmasaydı bu olay ayak bilmem ne cart curt. İyi. Umut artsın bari.
Lanet olsun hepinize. Birazcık umut artsaydı ne olurdu ki sanki? Ha, pislikler. Neyse, buhar makinaları geliyor beyler. Buhar makinalarının gelmesi çok güzel olacak. Şey, buhar diyorum, buhar çekirdekleri. Geldiler. Oyunu durdur abi. Şimdi. Kömür madeni keşfet. Sadece diyor ki ihtiyacımızdan fazla kömür. Bu kömür madeni kısa bir süre önce aktif durumdaymış. Makineler şu anda çalışmıyor ama bir sorunları yok gibi görünüyor. Belki de maden kotasına ulaşmış ya da yükleme bölümünü doldurmuştur. Makineleri parçalara ayırırsak bir sürü ham madde elde edilebilir diyor. Sadece önümüze çıkan kaynakları alacağız. Sonrasında tekrar madenciliğe başlayabiliriz. Bir sürü kaynak elde edeceğiz. Tekrar bir maden başlatmamız mümkün olmayacak. Abi, Türkiye politikası izlemiyoruz ve sonrası için yatırım yapıyoruz. Teknolojiyi geliştireceğiz. Şu an günü kurtarmayalım. Sadece depolanmış kömürü alalım. Buraya gideriz. Kömür madeni falan kurarız. Burayı hallederiz yani. Şehrimize geri dönün abi. Güzel. 3 saat sonra başka bir grup daha geliyor. Let's go. Hadi bakalım. Şimdi şuradaki bıçkı evine ırgat lazım. Bizim ırgatımız yok. Buradaki odun kömürü fırınına da ırgat lazım. Buraya 7 tane şey 5 tane mühendis verelim. İşçiler, mühendis tedavide. Mühendislerimiz niye tedavide? Çünkü teknolojiyi arttırmadık, değil mi? Şeyi, reviri falan upgrade etmedik çünkü. İyi, şunlar upgrade olsun, çelik daha hızlı gelecek. Aynen Evnoemo, yapacağım onu. Merak etme. İyi, saatte 7 tane çıkarıyorlar artık. Bir güne kadar gelecekler. Bir gün içinde buhar çekirdeklerimiz gelecek. Odun kömürü fırını termosu da araştırıldı. Of course bro. İzciler Amerikan kampına güvenle ulaştılar. Oyunu durdur abi. Bekliyor. Amerikan kampı, buhar çekirdekleri, çelik. Kampta yaşayan ruh yok. Bir düzine sıska beden bulduk. Şaşırtıcı bir şekilde amputelerin çoğu protezi diyor. Okey. Siz şimdi şuradan kömür madenine gidin bro. 19 saat. Tamam mı? Oraya bak, orada ne olduğunu gösteriyor artık. Gördünüz mü beyler? Bakın şurada. Bak, şurayı araştırdık. Buhar çekirdekleri ve çelik varmış. Bak, sağlayabileceği bunlar. Güzel. Önden bir araştırma yaptık. Şimdi şu şehre gelen izcilerimizi şuraya göndereceğiz. Buradaki buhar çekirdekleriyle çeliği alırız. Güzel olur bizim için. Buhar çekirdeği gerçekten lazım. Kömür oranını birazcık dengeledik. Isı konusunda bir sıkıntımız şu an için yok. Güzel. Şurası birazcık üşüyor. O da sıkıntı değil. Serin zaten. Şuradan yeni araştırmamızı şey yapacağız. Ne yapacağız? Buharlı. Şu ısıtmayı... Buhar merkezi menzili geliştirmesini yapalım. Daha büyük bir alanı ısıtsın. Şu ekonomi ya. Ekonomiyi açıyor bu. Fazla sıcak, düşür jeneratörü. Değil ya, şu an iyi. Ama biri aldığımız zaman huzursuzluk artar muhtemelen. Bakalım. Aşırı yüklemeyi kapat lan. Birazcık kömür biriksin. Umudu biraz arttırmamız lazım. Tedavi merkezlerini upgrade etmemiz lazım. Şu nerede o? Sağlık yiyecek. Heh, şu. Revir abi. Yani bunu kesinlikle yapmamız lazım aslında. Yemekhane yalıtımını siktir et. Sağlık bakımı yalıtımı. Bak ne diyor revir? Daha çabuk tedavi edilir ve ölümcül hasta olanlar daha güven içinde tedavi edilir diyor. Sağlık bakımı yalıtımında diyor ki sağlık merkezleri, revirler, şifa evleri ve bakım evleri daha sıcak olur. Artı bir ısı seviyesi diyor. Daha fazla kömür yakıyor mu acaba? Uçan avcılar. Bu arada bizim yemek durumumuz ne durumda? Yemek durumumuz iyi, avcılarımız çalışıyor ya.
Şuraya işçi lazım abi. İşçimiz yok. 21 tane çocuk var sadece. İzciler büyük konvoya ulaştılar. Keşfedelim abi. Kış yuvasını arıyorlar diyor. Konvoyda hareket eden işçiler kış yuvasına doğru gittiklerini söylediler. İşaret ateşini takip etmemiz gerekiyordu ama bir işaret göremedik diyorlar. Bulmak için bir arama modelini takip etmeye çalıştık ama yakıtımız bitti. Hayatta kalanları şehre kadar eşlik et. 26 çocuk, 19 tane şey. Irgat. Hayatta kalanları şehre gönder. Hayatta kalanları kaderine terk etme abi. Şehre gönderip biz kendimiz devam mı etsek ya? Çocukların biraz ölür en azından belki. Çocukları istemiyorum abi. Niye geliyorlar ki çocuklar amına koyayım? Gönder gitsin ya. Sikerim amına koyayım. Belki ölür pezevenkler. Şu kış yuvası kar uçurumuna gidelim. Okey. Bize ırgat lazım ya. Irgatımız yok, ırgatımız. Bol bol ırgat lazım. Abi bizim bu kadar kömürümüzü ne harcıyor ya tüketim? Bu kadar kömür gitmemesi lazım abi. Buhar seviyesi 1'de, menzil ayarı 2'de. Okey. Kömür birikmesi lazım yani. Hani saatte 14 tane çıkıyor. Buradan da 24 tane. Bu niye 24, bu 14 abi? Kömür madeni. Verimlilik %60, verimlilik %0. İşçiler çalışıyor. Ha bunda otomaton çalıştığı için anladım. Otomaton çalıştığı için burada verimliliği daha yüksek. Okey. Otomaton nerede? Burada açık. Burada 14. Ha, otomaton daha az. Anladım. Otomaton çalışan yer 14.4 üretiyor. İnsanlar burada 24 üretiyorlar. Otomaton 10 daha az üretiyor abi. Saatte. Azmış lan aslında. Aslında şu otomatonu çelik daha gereksiz yani. Çeliğe verip şurada çelikte çalıştırıp, tamam, oradaki 10 tane insanı kömüre versek kömür daha better gibi. Ne diyorsunuz beyler? Buharlı çelik fabrikası. Bu zaten buharlı çelik fabrikası. Çelik fabrikası. Odun kömürü fırını. Okey. Hidrolik kömür çıkarıcı. Bunu istemiyoruz. Teknoloji. Karakol binasını diktik. Atölyeye gerek yok. Gözcü kulelerini diktik. Avcı kulübesi. Bakım evi. İnsanlar. Bu ne abi? Bunlar gelecek inşallah. Doğru ama ya. Birisi 24 saat çalışıyor. Birisi... birisi 24 saat çalışıyor. Birisi 10-12 saat çalışıyor. 10 saat çalışıyor. O biraz sıkıntı, evet. Londonlular takipçi kazanıyor. Kazanırlar tabi amına koyayım. Umudu arttıracak hiçbir şeyimiz yok ki. Umut artmıyor ki. Umut artmayınca olmuyor. Dövüş arenası bir tane daha kursam. Şu ne abi? Bakım evi. Bakım evini yıkamam. Dövüş arenasının bir tanesi şurada. Bu nereyi kapsıyor? Şuraya kadar kapsıyor. Şuraya bir tane kursam. Çadır. Şu çadırı yıksam. Şu çadırı yık amına koyayım. Bu ne? Çadır mı? Aynen, çadır. Şu çadırın yerine bir tane dövüş arenası kurarım. Şuraya bir tane ranzalı ev yap. Şuraya bir tane dövüş arenası kurarız. Tam oraya. Olur gibi ya. Abi Londralılara bir şey yapamıyorum. Ne yapayım? Amın düdük makarnaları. Aha, kanun gelmiş. Amaç. Sabah toplantısı imzala. Umut biraz arttı. Güzel.
Her gün ne için savaştığımızı kendimize hatırlatmak iyi olabilir. Tabii ki de iyi olacak oğlum. Ne zannediyorsun amına koyayım? Şuraya bir dövüş arenası yapıştırın. Şuraya ranzalı ev. Güzel abi. Kanun var reis. Kanun ne kanunu abi? Ne kanunu beyler? Söyleyin bana. Amaçta mı? Ustabaşı. Muhafız üsleri, devriye, hapishane, propaganda merkezi. Ney? Hangi kanun abi? Gözcü Kulesi. Kanun manun yok oğlum ya. Ne yapayım, adamları idam mı edeyim amına koyayım? Efendim canım. He canım. Tamam. Şimdi şu yeni insanlar gelsinler de. Şunun gelmesine 6 saat kaldı. 1 saat. Ne yapıyorduk abi en son? Burada bir %90 buhar makinesi geliştirmesi 2 araştırıldı. Yeni bir araştırma ekleyelim hemen. Revir. Abi revir için buhar çekirdekleri lazım ama. Revir kuramayız ki. Buhar çekirdekleri lazım. Arcana, known only to me. 6. ayını basmış. Selamun aleyküm demiş. Eyvallah abi, aleyküm selam. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Merhabalar. Çok sağ ol. Kömür madenciliği optimizasyonu. Şunu araştıralım abi. Bunlar kömür madenine geldiler. Karakol kur diyelim. Her bir gün 0 saatte bir şehrimize 800 kömür gönderiyor diyor. Aa, güzel lan. Bir günde bir 800 kömür gelecek. Oha. Oğlum çok iyi lan. Günde bir tane 800 kömür ne demek biliyor musunuz? Günde bir kere 800 kömür. Hemen şuna ihtiyacımız var demek. 800 kömür günlük. Fabrika yap bir an önce. Ne fabrikası oğlum? Ne fabrikası? Günlük harcamamız artacak. Kömür harcamalarımız çok artacak. Çünkü ısı seviyemiz şimdi arttıracağız. Buhar seviyesi, menzil ayarı, buhar seviyesi 3'e falan geçeceğiz. Ciddi anlamda bir ısı düşüklüğü olacak birazdan yani. Bak 15. günde sıcaklık azalacak diyor. Bize işçi lazım abi. Şunlar gelse bir an önce, bir gün sonra şu işçiler gelmiş olacak. Bunlar da kömür getirecekler. 10 saat içinde. Hızlandıralım babacığım. Ah, 3 tane şey geldi. Buhar çekirdeği. Güzel. Şunu bir durduralım. Bekliyor. Şuraya da gidelim. Şurada da buhar çekirdeği var çünkü. Onu da alalım. Kömür madenciliği optimizasyonu araştırıldı diyor. Toplama noktası yalıtımı yok. Keşif endüstri daha hafif izci kızakları diyor. Yeni daha hafif kızak tasarımı sayesinde izciler %50 daha hızlı hareket ederler. Aa, fabrika. Otomaton ya da başka aşırı gelişmiş aygıtların üretebileceği bir tesis. Vay, fabrika diye bir şey var lan. Fabrika yapalım oğlum. Fabrika. Gelişmemiz için fabrika en önemlisi bence. Fabrika ciddi anlamda önemli abi.
Fabrika her zaman önemli oldu biliyorsunuz. Akşam oluyor, ısı seviyesini ikiye çekelim. Şunlar geliyor, şu gelecek. Ulaşacak daha doğrusu, gelmeyecek. 20 dakika sonra bakalım ne olacak. İyi, çelik durumumuz iyileşti. 3 tane buhar makinemiz var. Şu kömür madeni. Şuraya bir tane kömür madeni dikelim. Kömür madenimiz olsun. 2 tane daha buhar çekirdeğimiz var bu arada. Buhar çekirdeklerini artık şimdi birini fabrikada kullanacağız. Yani birisi fabrikada kullanılınca ne olacak? Ne fabrikası, yol yapamına koyayım. Kış yuvası mültecisi diyor abi. Uzaktan gördüğümüz adamı hiçbir yerde bulamadık. Onun yuvasını ararken kış yuvasından kaçmış olan bir bilim insanının günlüğünü bulduk. Açlık içindeki şehir kaosa sürüklendikten sonra liderleri olan bir ordu yüzbaşısı kendini mutlak bir hükümdar ilan etti falan yazıyor. Kaynakları al baba. Kış yuvasına gidelim. Buraya da bir karakol kurulursa diyor. Tahmini diyor günlük 100, 150 odun getirir diyor. Oha lan. Ama bu izciler paso oraya mı çalışıyor işte, o çok önemli. Ya yani bunlar izciler oraya çalışıyorsa kötür. Gelişmeden önce lüksüne bakmalısın ne ya? Ha, karakol kuruyorsun. Anladım. Karakol. Anladım, anladım. Karakolu kuruyorsun abi. Karakol şey yapıyor, getirip götürüyor. Şuraya bir tane kurabiliyoruz mesela. Kuralım ya karakol. Nedir ki? Karakolu da kursunlar şuraya. Yalnız bize acil ırgat lazım. Şu ırgatlar ne zaman gelecek ya? Şunlar bir an önce gelsin de. 26 tane ırgat. Bir gün 2 saat diyor. İnşallah gelirsiniz. 3 gündür geleceksiniz amına koyayım. Bu arada gece şu arenalar çalışıyor mu ya? Kimse dövüşmüyor. Niye? Arena çünkü 23.30'a kadar açık. Anladım abi. Kış yuvası. Burada bir karakol kurulabilir diyor. Şu tatlı su kaynağına gidelim ya. O zaman. Ne yapalım abi? Şurası bıçkı evi. Bıçkı evinde de kimse çalışmıyor. Şurası da bıçkı evi. Bıçkı evlerinde kimse çalışmıyor abi. Bıçkı evlerimiz boş. Çünkü ırgatımız yok. 21 tane çocuğumuz var sadece. Bok varmışçasına. Çalışan işçi yok ki. Çalıştıracak işçi yok yani. 2400 kömür oldu lan. Gayet iyi kömür. Şu an kömürümüz çok iyi. Kanun, kanun, kanun. Ha doğru, kanun. Amaç. Ustabaşı. Bir iş yerinin verimliliğini 24 saat boyunca %40 oranında arttırır. Ha, başlarına bunların çalıştır, çalış köle diye kırbaç vuracak birini ayarlıyor. Muhafız üsleri diyor. Huzursuzluk artar diyor. Protestoları bastırmak için muhafızları kullan. Ha, işte Londralılar. Şimdi siktim ananızı sizin. Bak şimdi ne oluyor. İki muhafız üssü kuracağız şimdi, tamam mı? Düzen, muhafız üssü. İşte en sevdiğimden. Nerede lan o Londralılar? Bir dakika. Bu bir alanı kaplıyor. Evleri kaplaması gerekiyor mu acaba?
Bu huzursuz olan Londralılar şimdi konuşsun bakalım. Aman lan koluklarım. Git lan oraya. Oğlum Mika'ya öyle bir kızdım ki beyler, anlatamam size ya. Verdiğim süngeri yatsın diye verdiğim süngeri paramparça etmiş abi. Kaptanınızın bir planı var, merak etmeyin. Halledecek kaptan. Kaptan her şeyi halledecek abi, rahat olun. Umudu öyle bir attıracağım ki. Nerede yer açıldı lan? Şurada mı? Şuraya bir tane kuracağız. Oraya işçi lazım. Abi işçi gerekiyor, işçi. İşçi lazım. Yemek sorunumuz var. İşçimiz yok. Şunların bir an önce gelmesi lazım. Nerede kaldınız? Hadi amına koduklarım ya. Acilen işçi lazım. Neyden fedakarlık yapacağız? İki tane bıçkı evi çalışıyor. Fedakarlık. Bir tane şuraya, bir tane şuraya şimdilik koyalım. Oo, umut bayağı arttı lan. Oha, umut çok arttı oğlum. Umut bayağı arttı. İnsanlarımızın yarısından fazlası bir muhafız üssü yakınında yaşıyor. Muhafızların varlığı huzursuzluğu düşürür ve civarda yaşayan insanların umudunu arttırır. Okey. Tamam. Peki Londralıların şehri bölmesine izin verme, hala 29. Ne yapacağız? Yok ya, kömür çalışsın abi. Soğuk günler gelecek. Bak burayı bayağı kullanacağız ya. Şimdi fabrika da inşa edeceğiz. Şu daha hafif izci kızaklarını alalım. Fabrikayı da inşa edeceğiz. Düzen. Teknoloji, fabrika. Fabrikada birileri çalışacak mı ya? 30. Fabrikada insanlar çalışacak mı acaba ya? O çok önemli. Fabrikayı şöyle uzağa kurayım şehirden ya. Bence. Ne diyorsunuz? Ya da şöyle kuralım fabrikayı ya. Fabrika direkt şehrin sağ tarafına. Bak, sağ tarafına doğru sanayi bölgesini kurdum. Fark ettiyseniz şöyle atölyeler falan var. Şu ırgatlar geldiği zaman şuradan gelen işçilerin hepsini şuralara direkt döşeyeceğim. Bıçkı makinelerini dolduracağım. Şuna bak, kömür madenini bilene kurduk böyle abi, çalışmıyor. Zaten şimdi kömüre ihtiyacımız yok. Bıçkı makineleri daha önemli. 11 saate şunlar gelecek. Sıkıntı büyük. Yiyecek sıkıntısı da başlayabilir hafiften. Şunlar keşfet abi. 59 çelik, bir tane buhar makinesi. Buhar çekirdeği. Geçici yerleşime de gitsin. Şimdilik acele ihtiyacımız olmadığı için orayı da bir lootlayıp gelsinler. Bakınsınlar en azından. Sera yapmadım henüz. Hayır. Sera yapacağız, evet. Sera, çocuklar da var çalışacak boşta. Sera yapıp bir tane çocuk işçiyi oraya direkt yapıştırabiliriz abi. Şu an çalıştırdığımız herhangi bir şey var mı, makine? Buhar makinesi var mı? Yok.
Şuraya bir tane sera yapmak istiyorum. Bak tam şu kısma bir tane sera yapacağım.